Pankreas kistlerinin tedavisini yapabilmemiz için öncelikle pankreas kistinin mutlaka tam olarak adını koymamız gerekiyor. E, pankreas kistlerinden eee iltihabi kist dediğimiz ya da diğer ismiyle psödo kistlerin tedavisi kistik tümörlerin tedavisinden tamamen farklı. Eee kistlerin e, biz çoğu zaman şikayete yol açmadıkları sürece ve hasta da ciddi tehdit oluşturmadığı sürece tıbbi tehdit e, tedavi etmiyoruz. Buna karşın eğer tedavi gerekli olursa psödokislerde bizim genel olarak uyguladığımız tedavi endoskopik tedaviler. Endoskopi vasıtasıyla bu kistler mideye çoğu zaman komşu yerleştikleri için endoskopik olarak mide ile kist arasında bir e, tünel oluşturup kistin mideye boşalmasını sağlamak şeklinde oluyor bu şekilde tedavi edilemeyen kistlerde ise biz cerrahi tedaviye başvuruyoruz. Bu kistler e, ya bir e, ya mideye ya da bir bağırsak e, parçasına e, dikilerek kistin buraya boşalması sağlanıyor. Ama il kistlerde kistin çıkartılması şeklinde bir protokol yok. E, yani konuşmamın başında da söylediğim gibi e, bu anlamda kistin adını koymak çok önemli. Bunun aksine çünkü kistik tümörlerde de tedavinin temelini kistik tümörün daha doğrusu kistin henüz adını bilmiyorsak tamamen çıkartılması e, şeklinde yapmamız gerekiyor. E, kistik tümörlerde tedavinin ana hatları cerrahi tedavi. E, cerrahi tedavide uyguladığımız farklı teknikler olmakla birlikte çoğu zaman arzu edilen tedavi kistin çevre sağlam pankreas dokusuyla bir miktar birlikte bütün olarak çıkartılması. Ancak bu bazen çok radikal, çok büyük cerrahi girişimler gerektirebiliyor. Onun için seçilmiş bazı hastalarda sadece kistin çıkartılması sadece pankreasın ilgili bölümünün çıkartılması yeterliyken bazı hastalarda pankreasın tamamıyla çıkartılması, pankreasın ilgili bölümünün dalakla birlikte çıkartılması gerekli olabiliyor.